Bildiğiniz üzere pandemi bitmesiyle beraber hayatımızın birçok şey değişti, birçok alışkanlıklarımız değişti. Bunun başında işte alışveriş alışkanlığı da değişti biliyorsunuz. İnsanlar artık online alışveriş yapma üzerine başladı olarak şey. Bildiğiniz gibi büyük marketler, büyük işte yemek firmaları hep sipariş üzerinden alışveriş yapmaya başladı. Örneğin Getir Götürcom gibi, işte yemek sepeti gibi ve bunlara bizim esnafımız çok büyük paralar harcamak zorunda, çok büyük komisyonlar vermek zorunda. Biz de sizin de dikkatinizi çekmiş bu konu, büyük komisyonlar ödüyorsunuz. Her ne kadar vatandaşın işini bu iş kolaylaştırıyorsa da tabii ki insanların tercihi yani hem zamanlar kazanmak hem de vakitler kazanmak amaçlı yapıyorlar bunu ama biz tabii ki yerel esnaflarımızda olmamız gerekiyor. Yani kendi esnafımızı düşünmemiz gerekiyor. Sizinle beraber hareket etmemiz gerekiyor. Yani burada Seferihisar esnafıyla hep beraber bir şeyler yapalım istedik. Yeni bir sistem oluşturmaya çalıştık. Bu yeni sistem işte arkamızda gördüğünüz gibi giyimlerdi. Şimdi bu yemek sepeti gibi işte getir götür sistemindeki gibi büyük komisyonlar kadar da var. Bize hiç komisyonlar da var. Sıfır komisyonlar. Biz bu işi Seferihisar Belediyesi'nde yapacağız. Seferihisar Belediyesi olarak sizin adınıza yapacağız. Yani bütün Seferihisar'da sipariş götürebilecek esnaf bize kaydını yaptırdığı takdirde artık bu uygulamada yer almamış. Bu uygulamada da işte o uygulamada da Seferihisar'a giren vatandaşın cep telefonuna direkt uygulama düşecek. Uygulamayı indirdiği takdirde sizi yani esnafın hepsi orada kayıtlı olan karşısına çıkacak ve o karşısına çıkan kişiden hangi esnaftan dilerse istediği alışverişi yapıp evine servis olarak sizler götüreceksiniz. Sizler ne kadar bu işe sahip çıkarsanız, ne kadar çoğalırsa bu iş, o kadar biz de çeşitli esnafın işin içine dahil edeceğiz. Şimdi ben bu işin alt yapısını anlatması için sevgili arkadaşımız, mesai arkadaşım İlaç Karabulut'a bırakıyorum. İşin temelini o anlatsın isterseniz. O çünkü bu konuyla bir işin uzmanı, o konuda ilgilenen arkadaşım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi ben Yiğengar'a koyduğumuz uygulamayı anlatmadan önce size birkaç veri paylaşmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2020'nin ilk 6 ayındaki e-ticaret harcımı, Türkiye'deki e-ticaret harcımı 91.7 milyar lira. 2019'un ilk 6 ayında karşılaştırdığımızda artış %64. Bu bir yılda yani 2019 ile 2020 arasındaki zaman dilimi için çok ciddi bir artış. Ama şimdi bundan daha çarpıcı bir rakam daha paylaşacağım size. 2019'daki gıda ve süpermarket online alışverişi 246 milyon lira. 2020'nin ilk ay 6 ayında ise 3-4-5 ayda 3. 4. ve 2. ayda karşılaştırması ise 1.3 milyar lira. Bu artış %420'ye tekabül ediyor. Yani bir yılda %420 oranında tüketici online siparişe yönelmiş. Bunda tabii ki pandeminin etkisi çok yüksek ama artık birçok tüketici bu alışkanlık olarak kalacak ve devam edecek diye düşünüyoruz. Şimdi online sipariş uygulaması dedik. E-ticaretten tek farkı hepimizin bolca gördüğünüz reklamlarda incelediğiniz yemek sepeti, getir uygulaması, çiçek sepeti gibi bir takım uygulamalar var. Bilinirliği çok yüksek. Yemek sepeti restoranları tüketiciyle, müşteriyle buluşturuyor. Esnafla müşteriyi buluşturuyor.
Getir uygulaması daha çok kurye destekli. Herhangi bir ihtiyacınız olduğunda, bu yemek ve sınırlı bir gıda veya başka bir ihtiyaç olduğunda kurye ile desteği sağlıyor ve bunda bir tabi konusunda ücret var. Bu bahsettiğim ulusal oyuncuların sektördeki hakimiyeti şu şekilde. Mesela yemek sepeti, 19 milyon büyük yıldızı var şu an Türkiye'de. 3 milyar lira yıllık cirosu var. 33 milyon restoranı var ve esnaftan aldığı komisyon 112. Getir uygulaması ise 2 milyon yöneticisi var, 900 milyon lira cirosu var. Esnaftan üyeler aldığı komisyon 110. Neredeyse bizim küçük esnafımıza yemek sepetiyle ortak bir şey. 110 çok ciddi bir rakam, 12. Bir de Migros Sanal Market var artık. Seferihisar'da dahi her köşede görebildiğiniz Migros Sanal Market uygulaması. Bir minivan kamyonetle kendi uygulamalarından sipariş veriyorsunuz. Bu uygulamaların verdiği siparişleri, ürünleri bir minivan kamyonetle evinize kadar getiriyor ve o tasarrufu elde ediyor. Şimdi bizim uygulamamızı şöyle basitçe anlatmak gerekirse, bir arayüz var, basit, kullanıcısı bir arayüz var ve bu arayüzde ilk aşamada sadece marketlere aşağıya için ürün kategorileri, kuru bakkaları vesaire girdiniz. Sepet oluşturuyorsunuz, müşteri için, son kullanıcı için diyorum, sepet oluşturuyorsunuz ve bu ürünler sepet eklendikten sonra sipariş sayfasına yöneliyorsunuz. Herhangi bir ihtiyacınızı maksimum 1 dakika içinde istediğiniz marketten adresinize ödeme yaparak teslim hazır hale getiriyorsunuz. Bu şekilde kredi kartı ödemesinde seçtiğiniz ya da kapı ödeme seçtiğiniz zaman ve günü giriyorsunuz. Şimdi buradaki bir de yönetici uygulaması olacak. Bu da yönetici ekranı. Bu sistemi olan herkesin bir kullanıcı adı şifresi olacak. Bu şifreyi girdikten sonra sisteme giriş yaptıktan sonra müşterinin vermiş olduğu siparişi anlık olarak telefonunuzda göreceksiniz. O da bu şekilde. Gördüğünüz gibi az önce verilen sipariş yöneticinin ekranına düştü. Yönetici siparişi inceledi. Sipariş alımından hazırlanıyor. Paketlendi, yol açıcıları, teslim edildi olarak süreçler var. Her işaretle bu müşteri bildirim olarak gitti ve süreç tamamlandı. Biz market ve büfeler için açılış tarihini 1 Mart 2021 olarak düşünüyoruz. Şu anda pilot aşamasında bir bölgede deniyoruz. Denemek isteyen esnafımızı da işlem bölümüne temasa geçmesini rica ediyorum. Şöyle bir şey, tabii ki bir yazılımda mutlaka bu süreçle ilgili eksiklik dediklerimiz olabilir. Sizlerden gelen geri bildirimlere göre bu sistemi düzenlemek sistemi daha hatasız hale getirecektir. Market ve büfelerden sonra yemek siparişi alan işletmeler için hedefimiz 15 Mart 2021. Nihayetinde 1 Nisan 2021 itibariyle de bu sektör dışına kalan örneğin terzi, kuru temizleme gibi işletmeleri de sisteme dahil etmek istiyoruz. Kalkınma yerinden başlayacak Seferihisar'ın işletmeler bir araya gelerek bu rekabet gücünü bu zincir marketlere karşı arttırmayı hedefliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sorularınız olursa cevaplamaktan mutluluk duyarım. Gerçekleştirdiği için tabii ki esnafları çok mağdurdunuz. Bu muhabbetle birbirine olsun geçirdiğim bir şekilde. Yalnız bu paket sisteminde seferihisar sarı temsil edecek bir sistem geliştirilirse ambalaj konusunda kullanmaları konusunda iyi bir yani teşekkür ederim beraber. Biz de bunu sizlerden sizin desteğinizle talep edersek alırsak
olurum diyorum ben. Hem bir güzel görüntü olur, hem bir çanta sistemi olabilir, bir kutu sistemi olabilir. Yani yiyecek, içecek anlamında bunu taşıyabileceğimiz, ulaştırabileceğimiz bir şey oluşabilir diye düşünüyorum. Tamamdır, not alıyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu memnuniyeti üst düzeyde sağlayabilmek için şöyle bir uygulamamız da var. Her işletmenin bir yorum puan sistemi olacak. Tabii ki bu yorum puan sistemi bir moderasyon faaliyeti olacak. Bu süreci tamamlayan müşteri her işlemin sonunda o işletmeye bir puan verecek. O şekilde müşteri memnuniyeti üst düzeyde. Evet, bu da çok güzel. 4 yıl gibi. Buna teşvik edici bir ödü olur. Daha iyi, daha kaliteli ürünler sunmamızı sağlar yani. Ben bu konuda Seferihisar'ın Sıtta Sunova yakışır bir şekilde iyi gayretle dünya çapında olmasını isterim. Düşüncem o. Başkanımız da dediği gibi inşallah Türk formada olacak. Şimdi sevgili Seferihisar Başkanı, esnaf arkadaşlarım, bu konu anlaşıldığı bir kere onu sormak isterim. Burada tamamen sizin kaydınız, sizin kaydınızla beraber oluşacak olan sistem, sistemden sizin yapacağınız direkt sipariş. Şimdi bu anlaşıldı anladığım kadarıyla. Epeydir biz esnafla beraber de buluşmuyoruz. Yani buluşmuşken başkanlarınız da varsa onları da dinleyebilirim. Sorusu olan varsa alabilirim yani Seferihisar Belediye Başkanı olarak. Farklı konularda da. O zaman Seferihisar Belediye Başkanı'nın hiç derdi yok. Günah kardeşim. Başkanım, benim şöyle bir sorum var. Şimdi 11 Ece'nin 26'sında benim ticari hesap bilgilerimi yani Seferihisar Belediyesi'nde ödeyemediğim işgaliye reklam tabela üzerinden bir e-haciz oldu. Şu anda Şubat ayındayım. Hala e-haciz devam ediyor. Aynı zamanda Seferihisar Belediyesi'nin 2020 yani 2 ay kullandığım bir masa sandalye işgaliye ücretliğinin dahi ödediğim halde hala e-haciz kalmadı. Hani 13 bin liralık bankada, 6500 liralık bankada hesabım bu ek. Kullanamıyorum. Kendi ilerlerimi veya herhangi bir ikra ilerlerimi karşılayamıyorum. Anladım. Bu ilerlerimi özel bir konuşamaz. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de şöyle düşüneceğimi söyleyeyim. Ondan kişisel esnaflıkla kişisel kiracılar vardır. Bir yapılandırma yaptık devletimiz zaman bu yapılandırma bana çok yanlış bir yapılandırma. Nasıl? Belki de çoğunluğa hitap edecek bir şey. Benim emeklim yok, yan gelirim yok. Her şeyin yapmış olduğu işletme gibi. Artı daha önce esnaf adasından almış olduğu bir kredi borcumuz var. Bunu 6 ay ödemekten başka, faizli olarak ödemekten başka bir destek görmedik. Bu desteğin dışında da bu yapılandırma Mart'a kadar uzatıldı. Ama benim olmayan bir gelirimle şu anda benim hiçbir gelirim var. Borçlarım var ama olmayan bir gelirimle yapılandırma yapmak bana mantıklı gelmediği için ben hiçbir borcumu yapılandırmadım. Çünkü yapılandırmanın parayı da ödemeyeceğim. Ödediğim bir tane, iki tane arasından ödeyemeyeceğim borcu. Yapılandırıp tekrar ödediklerimin yanmasını asla kabul edecek durumum yok. Onun için de büyük bir yani uykusuzluk yaşıyoruz, sıkıntı yaşıyoruz, çözümsüzlük yaşıyoruz başkanım. Seferihisar olarak, Türkiye olarak bütün esnafın sıkıntısı var. Belediye başkanlarımızın da sorunları var, sıkıntılar var. Ama mümkün olduğunca bu konuda destek bekliyoruz. Yani ben yapılandım da yapmadım. Yapamadım çünkü bir sözleşme aldım belediyemizde. O sözleşmede bir madde var. Git intihar et diyor. Ben onun altına imza atamadım. O sözleşme bize devlet tarafından gelen maddi bir sözleşme. Tahmin ediyorum ama inanın hiç affı olmayan, idama giden bir kişinin son sözünüz nedir dediklerinde bir isteğiniz var mı diye sorulur değil mi başkanım? Yani onu bildirmek amaçlı.
konumundayız zaten. Ama o akıllı sözleşme, o sözleşmede bizim yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Yani o sözleşme bize biliyorsunuz, yani direkt maddi olarak onun karşılığında bizim işte yapılandırma çalışması var. Onlar için zaten çıkamıyoruz. Başkanım ben bunu bilincindeyim. Neden sözleşmeleri okudum? Yani şu uygulama hakikaten çok büyük bir şey yani. Çabilecek bir ekonomik güç gerektiriyor. Fakat biz yerel esnafımızı tamamen desteklemek amaçlı yani büyük şirketlerden geri kalmaması amacıyla yaptığımız bir şey bu. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl söyleyeyim? Seferihisar'a gelen bir kişinin cebini bütün esnafı bize kaybolan, şu sisteme kaybolan bütün esnafın ismi bir kere de düşüyor. Çok o güzel. O tercihini kimden kullanmak isterse ondan yana kullanıyor ve alışveriş yapıyor ve siz sadece evine servis yapmak mümkünlük olursunuz. Teşekkür ederim. Ve bundan da komisyon alırız. Yani biz Seferihisar esnafına bir hayat suyu, bir can suyu daha verebilmek amaçlı yaptığımız bir şey bu. Çok teşekkür ederim. Sizlerin yanınızdayız her zaman. Sağ olun, onu hissediyorsunuz zaten de. Teşekkür ederim. Bir şey değil, teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Hayır, yani Seferihisar sorunu yok herhalde. Merhaba. Evet. Uygulamada yemek çeklerinde kullanabilecek miyiz? İleride böyle bir şey yapabilir miyiz? Ben yiyecek sektöründe olduğum için konuşuyorum. Şimdi kredi kartı olması çok güzel. Ama çünkü çok da fazla çalışan var civarda. Set kart, multinet gibi yemek çekleri var. Hani bunlarla da görüşmeye geçirip bunları da uygulamaya koyabilirsek bu uygulama çok daha fazla kullanılır gibi geliyor bana. Hem sizin için hem bizim için çok daha iyi olur. Güzel bir fikir. Ama şu an yemek çeki ilk aşamada entegre değil. Ama planımızı alalım. Mutlaka entegre ederiz. Yani kullanılır. Konuşulursa yapılabilir çünkü. Entegrasyon söz konusu yapılabiliyor yani bir kadarıyla. İkinci aşamada uygulama hayata geçtikten sonra plan alabiliriz. Peki şimdi hizmet kalitesini arttırmak için mesela iyi esnaf. Herkese geldi mi o? Tamam. O ön kayıt için fon. Bu fonun olduktan sonra siz arkadaşlarınızı ziyaret edecek bir etik sözleşmesi imzalatacak. Bu etik sözleşmesi de bahsettiğiniz rekabeti, yani haksız rekabeti oluşturacak durum olduğu zaman o yükümlülükler devreye girecek ve üyenin sonlandırabilme yetkisi Seferihisar Belediyesi'nde olacak. Peki bu kadar esnafın tedarik edebileceği monopoli zincirini nasıl ayarlamaya çalışıyorsunuz? Paket sıkıntısı acayip. Kurye uygulaması... Ciddi rakamlar veriyoruz kuryelere paketlerimiz aslında. Ama bu şey kurye uygulaması değil. Bu uygulama esnafla müşteriyi doğrudan aracısız komisyonsuz buluşturma uygulaması. Biz özellikle altını çizerek duyurularda da söyledik. Herhangi bir kurye hizmeti vermeyeceğiz. Kurye desteği olan, kurye özelliği olan eve kadar hizmet sadece bir gıda yemekle değil. Eve kadar hizmet götürebilme kapasitesi olan işletmelere bir sistemi açacağız. Yani belediye zaten bu kurye hizmeti vermesi söz konusu değil özellikle işletmelere. Tamam. Teşekkür ederim. Sistemin varsa 5 tane motorum var. Hepsine takabilirim şu an. Efendim? Yapıştırma olarak 5 tane motorum var. Ve günde 200 km yapıyorlar sitemizi. Yapıştırmaya başlayabilirim. Teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız sticker hazırladı. Ziyaretlerinde sticker ve diğer baskılı materyalleri esnaf olmuşturacak. Yapıştırabilirim şu anda. Teşekkür ederiz. Başkanım, proje çok harika. Asmanya dairesi olarak biz çok beğendik. Teşekkür ederiz. Sonuna kadar da destekleyeceğiz. Projeyi çok beğendim başkanım, çok harika. Sonuna kadar destekleyeceğiz Hasko'ya dairesi olarak. Yalnız burada bizim ve sizin desteğinizden ziyade bunun en önemli kısmı kullanıcıya duyurmak. Yani kullanıcıya ulaştırırsak çok başarılı olacağına inanıyorum. Tekrardan teşekkür ederiz. Şimdi teşekkür ederim. Biz o konuda zaten çalışıyoruz. Şimdi bu tamamen bir bugün yaptığımız ilk tanıtım toplantısıydı. Bundan sonra her yerde gerekirse Büyükşehir Belediye'nin bir konumundan Seferihisar'ın
her köşesine yerel gazeteyle kullanımıza gelebilecek her türlü basın materyali kullanarak bunu yapmayı hedefliyoruz. Özellikle yaz ayına gelen bir ekran ve ekran kampanyasıyla bunu destekleyeceğiz. Bu her zaman kullanılacak bir şey yani. Bu... Yani şöyle bir şey diyeyim, Seferihisar'a giren herkesin cebine bu linkle de koşacak yani şey olarak, SMS olarak koşacak. Oradan bir kere görme şansını yakalayacaklar, bir de bütün basılı materyali kullanacağız. Bu da en az 3 bin kişi demek yani. Doğru. Başkanım, evet. Ben güzel reklamı da senin Remzi arkadaşımızın dediği gibi, bu iyi galiba mesela karton kutu, paket, dürüm için, onlar da olursa reklamı daha güzel olur. Yani daha gençliklere ulaşırsınız, daha iyi. Biz de onları belediyeden temizlikler çok iyi olur. Ben notunu aldık onu, onu şey yaptık biz. Onunla ilgili çalışma yapacağız. Yine özellikle bir taşıntı basarız. Tamam. En azından gençliklere ulaşırsa çok faydalı olur. Tamam, bu biz yerimizde gelin yapacağız bu konuda. Çalışacağız. Sen reklamı yapacaksın, bir işlemci olarak mesela. Sen reklamı yapacaksın. Tabii biz cep telefonu. Efendim, bir saniye o teknik olarak. İşletmeler nasıl işletmeler? iOS, iOS veya Android, yani Apple iOS telefonlar, Android destekli telefonlar da olacak. İşletmeler için yönetici uygulaması sunumda gösterdiğim gibi size gelen siparişin anlık olarak, size bildirim olarak düşeceği. Bilgisayarımızdan görüyoruz. Tabii tabii. Tabii. Başka sorusu olan var mı? Evet, o zaman ben çok teşekkür ederim geldiniz, katıldığınız için. Ayağınıza sağlık. Her zaman sizi dinlemek isterim. Bundan sonraki ayağı da bu işin büyük geniş katılımlı esnaf toplantıları olarak geldi. Çünkü yani bugünlerde esnafın sorunu biri değil, biri bin. Hepsini biliyorum. Ben kendim de biliyorsunuz bir esnafım ayrıca. Esnafın sorunlarını da çok iyi bildiğim için sizlerle ilgili daha da geniş yapı çalışmalarımız olacak ilerleyen günlerde. Ama bundan sonra düzenli olarak iki ayda bir Mahmut ve esnaf günleri esnaf toplantısı yapalım. Gündemli olsun. Bir araya geliyoruz. Sizlere izin verin. Sağ olun. Teşekkür ederim.